gelmesiyle pazarlarda ve manavlarda yeşillikler reyonları doldurdu. Bakınca böyle ağzımız sulanıyor. Ben de bu yüzden hemen bol yeşillikli, sağlıklı bir tarif paylaşmak istedim. Ispanaklı börek, fırın mücver arası bir tarif yapacağız. Başrolde ıspanak var. Bir bağ ıspanağı yıkadım, kuruttum, iri iri doğradım. Bu şekilde karıştırma kasesine alıyorum. Taze nane, maydanoz ve dereotu. Şöyle uçlarından, aslında ayıkladığım için hepsi ucu sayılır. Şöyle bir tutam kadar maydanozu aldım ve kıyacağım. Bu şekilde. Şöyle yarım demet kadar dereotu. En kalın sapını koparacağım sadece. Bunları önceden ayıklıyorum ve bu şekilde suda bekletiyorum. Buzdolabında. Böylece çok uzun süre taze kalıyorlar. Nane hariç. Naneyi buzdolabına koymuyorum. Kararıyor çünkü. Naneyi böyle dışarıda bekletiyorum. Ama diğer yeşillikleri pazardan alır almaz veya marketten hemen temizliyorum. Suyun içine koyup buzdolabında saklıyorum. Böylece önceden de ayıklandığı için yemek yaparken çok pratik oluyor. Bir de bu sapları elinizle kopartırsanız bıçakla kesmek yerine doğal hücre duvarlarından kendiliklerinden ayrıldıkları için yine uzun süre tazeliklerini koruyorlar. Bıçakla kestiğiniz zaman çabuk solup çabuk kararabiliyorlar. O da aklınızda olsun. Doğruyorum. Yine iri iri doğradım dereotunu da. Son olarak da biraz nane aldım. İsterseniz hem taze nane koyup içine toz nane de ekleyebilirsiniz. İkisinin de tadı farklı. Birazdan çeşnisini ayarlayacağız zaten. Bu karışıma birazcık tuz ekleyeceğim. Hani şöyle bir çay kaşığı kadar toz koyacağım. Sadece hafifçe havasını almak istiyorum. Tamamen püre haline getirmek istemiyorum. Şimdi yeşillikleri biraz daha tuzla beklemesi için kenara ayırıp sıvı malzemeleri karıştıracağım. 3 tane yumurta. Bu yumurtalar organik olduğu için bayağı küçük. Eğer büyük yumurta kullanacaksanız 2 yumurta yeterli olur. 4 yemek kaşığı yoğurt. Bu yarım yağlı yoğurt. Ev yoğurdu da kullanabilirsiniz. Küçük bir çay bardağı sıvı yağ. Bu şekilde önce bir çırpacağım. Ta ki yumurta görünmeyene kadar içinde karıştıracağım. 4 yemek kaşığı yulaf ekleyeceğim. Bu yulaf ezmesini ben evde öğütüyorum. Yulaf unu kullanırsanız daha yapışkan oluyor. Bence yulafı böyle iri iri öğütüp o şekilde yulaf unu tariflerde kullanmak daha mantıklı. Daha kabarık, şişkin oluyor. Biraz sarımsak tozu ve soğan tozu ekleyeceğim. Biraz fazla öğütülmüş karabiber. Bir tatlı kaşığı karbonat, bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum. Bir su bardağı lor peyniri. Bu böreklik yarım yağlı bir lor peyniri. Elimdeki de 250 ml'lik bir su bardağı. Yani tam doldurmadım. 200 ml'lik bir su bardağı kullanıyorsanız tamamını doldurabilirsiniz. Fırın tariflerimin vazgeçilmezi kişniş. Ya çok yakışıyor bence. Kendine has müthiş bir kokusu var. Ve tabii ki kimyon. Bundan da bir tatlı kaşığı kadar koydum. Evet, bu karıştı. Yulafın sıvıyı çekmesi için kenara alacağım. Ispanaklı karışımı biraz daha elimle ovacağım. Artık taze sarımsak ve soğanı doğramaya geçebilirim. Onları önceden doğrayıp öldürmedim. Çünkü içinde böyle halka halka görünmesini istiyorum. Evet, 4-5 dal kadar sarımsak, soğan aldım toplamda. Bu arada ben pazardan aldıktan sonra, pazardan veya marketten sarımsakla soğanı da bu şekilde köklerini kesmeden, şu filiz kısımlarını kesmeden temizleyip, yıkayıp bu şekilde suyun içinde saklıyorum. Yine aynı şekilde çok uzun ömürlü oluyor ve yemek yaparken süreyi bayağı kısaltıyor. Nefis kokuyor. Bir spatula ile döküp karıştıracağım. Eskiden Tefal'in bir programı vardı. Rondosunu çok reklamını yapıyorlardı. Orada Emel diye bir şef vardı. Emel şef rondoda bir şeyleri kıydıktan sonra bir kaba alırken karıştırmak için yani malzemenin yarısını rondonun içinde bırakırdı. Öylece de alıp lavaboya atardı. İlerleyen bölümlerde bu konu herhalde gündeme gelmiş. Bu sefer artık rondonun içini sıyırarak kaplara alıyordu. Bu devirde boşa harcayacak tek bir damla yiyeceğimizin olmaması lazım. Ben bugün bu karışımı yeşilliklerle yaptım. Bunun içine
kapya biberi küp küp doğrayabilirsiniz, havuç rendeleyebilirsiniz veya kabak rendeleyebilirsiniz. Daha klasik mücver gibi olur. Evet, şimdi harç bu şekilde. Lor peynirlerini seçebiliyoruz içinde. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine ince bir şekilde yayacağım. Dilerseniz üstünü mozzarella ile kaplayabilirsiniz. Nefis oluyor. Böyle bir yeşil bir pizza gibi olur. Kaşar peyniri koyabilirsiniz. Tabii biraz daha kalori anlamında daha düşük tutmak istediğim için 2 dilim Edirne peyniri koyacağım. Ama tabii ki şöyle bir kase kaşar da atmak istiyorum. Misafirlerim gelecek. Hoş bir görüntü olsun istiyorum derseniz onu da yapabilirsiniz. Edirne peynirini ufalıyorum. Son olarak da tabii ki böreklerin olmazsa olması susam ve çörek otu. Bolca serpiyorum üstüne. Evet, fırına girmeye hazır. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi görünüyor. 180 derecede 30-35 dakika kadar pişecek. Yani şu peynirlerin eriyip kızarmasını istiyorum. Evet, mücver pişti. Yarım saatte dinlendi hatta. Şöyle bir bakalım ne yapmışız. Bayağı güzel kokuyor. Nefis görünüyor. Artık dinlendiğine göre kesebilirim. Yuvarlak bir pizza bıçağı kullanacağım. Küçük parçalara böleceğim. Hiç peynir de koymayabilirsiniz. O zaman biraz mat oluyor. Böyle hafif peynirle kızarmış en güzel bence. Şimdi buradan spatula ile bir kaldırıp bakalım eserimize. Evet. Evet, böyle bir dilim. Bayağı ince, kokusu nefis, bahar yeşillikleri kokuyor. Harika, şimdi bunu yanında küçük bir kase yoğurtla akşam yemeği olarak yiyebilirsiniz. Sen de mi bakacaksın? Bakmak mı istiyorsun? Bak bakalım güzel olmuş mu? Ye bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dikkat et dökme ama. Hayır. Ben bu aralar yaz da yaklaştığı için akşam yemeklerini saat 5.30-6 gibi kapatıyorum. Bundan 2 dilim hatta bazen 3 dilim yiyip yanına biraz çay veya küçük bir kase yoğurtla kapatıyorum. Hem tok tutuyor hem de çok lezzetli, tatmin eden bir tarif. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Video yüklediğimde bildirim alabilmek için zil butonunu etkinleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.